of the Lord of the Rings, the end of the last chapter. And I begin with Gandalf speaking at the Grey Havens as he and Frodo prepare to leave in the last ship. Well, here at last, dear friends, on the shores of the sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace. I will not say, do not weep, for not all tears are in evil. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Zafer abi, bu hafta üzücü bir haber aldık. Tolkien severlerin ve Orta Dünya severlerin çok üzüldüğü, bütün dünyanın da gözünün kulağının Orta Dünya'ya dair ve Tolkien'e dair eserlerinin bekçiliğini yaparak onda olduğu isim Christopher Tolkien hayatını kaybetti. Christopher Tolkien yani 95 yaşında artık, yani hakikaten oldukça yaşlanmış biriydi. Ölmesi beklenen biri olduğu için kendi adıma üzüntüden daha çok bende bir değerin kaybolması, yani yokluk hissi yarattı. Çünkü Christopher Tolkien babasının eserlerinin sadece editörlüğünü falan yapmış birisi değil. Onu aslında bilinen çağımızın dış dünyasındaki bu franchise'lar, Hollywood, bu işten her şekilde para kazanmaya çalışanlara karşı koruyan birisi. Yani Tolkien'den, yani Christopher'dan sonra ailede onu bu değerleri bu kadar önemseyip saklayacak biri var mı zannetmiyorum. Zaten şeyden de istifa etmişti. En son Tolkien Estate'den de istifa etti. Bu dizinin de geliyor olması, Christopher Tolkien'in ölmüş olması beni daha da tedirgin ediyor. Yani çok hani Hobbit'lerin saçmalamasından, Hobbit filmlerinin saçmalamasından daha abuk bir hale gelebilir tedirginliği var bende artık. Çünkü yani neredeyse bir savunma duvarı ören Christopher Tolkien artık aramızda değil. Hı hı. Üzücü ve o değerin yokluğunu bence gerçekten, yani Tolkien'in kendi kurduğu dünyayı, bu dünyayı satmak üzerine yeniden inşa etmeye çalışanların değil, Tolkien'in kendi orijinal dünyasını sevenler için korkutucu bir şey. Yokluğu ne hissedeceğiz? Bütün herkesin kaygısı aynı yönde. Biz de bu nedenle kendisini de yad etmek için bir özel bölüm çekmeye karar verdik. Christopher Tolkien'le ilgili. Söz sende Zafer abi. Christopher Tolkien'le ilgili işte bu şeyi çekelim. Yani öldükten sonra ben de tekrar bakayım nedir ne değildir falan diye makalelere falan döndükten sonra şöyle bir şey fark ettim. Bu beni çok rahatsız etti. Yani cinsel ayrımcılık açısından çok rahatsız etti. Tolkien'in 4 çocuğu var. 3. çocuğu Christopher Tolkien, 2 tane abisi ve bir kız kardeşi var. Ve son çocuğu diye İngilizce makalelerde bile bu şekilde kullanıyor. Son erkek çocuğu. Yani neden sondan ikinci çocuğu ya da yani Tolkien'in 3. oğlu denilmiyor da kız sanki hiç yokmuş, hiç doğmamış gibi onu yok sayarak bu tür bir söylem geliştirmişler bilmiyorum. Yani İngiltere'yi bir kraliçe yönetiyorken İngilizlerin yazdığı makalelerde böyle bir ayrımın yapılması, hani hep bize derler oryantalistler, hani kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılması, kız çocuklarının toplam evlat sayısına, hani kaç kardeşsiniz, 4 ama 6 tane de kız var falan diye böyle duyarız, yani böyle konuşan hala geleneksel çok insan var, geleneksel yapı olarak. Bu beni çok rahatsız etti yani. Muhtemelen Christopher Tolkien'i de rahatsız ediyordu yani. Çünkü bu saçma bir ayrım. Tamamen gereksiz bir durum. Yani Türkler ya da ne bileyim Doğulular belki bu konu hakkında bir şeyler yazarken bu şekilde yapmaları hoş karşılanmaz ama anlaşılabilir. Ama İngilizlerin bu şekilde en küçük oğlu, en küçük oğlu diyerek kız kardeşlerini dışarıda bırakmaları tamamen saçmalık yani. Onlar rahatsız oldu. Christopher Tolkien'e gelince burada fırsat gelmişken şeyi de açıklayalım. Yani bizim kanalımız neden Legendarium? Hı hı. Yani Legendarium ne demek? Yani bu
anlatmak hem Tolkien, Christopher Tolkien'i anlamak açısından önemli. Hem de izleyiciler bu adı seçmemizin sebebini öğrenmeleri açısından önemli. Legendarium sonuçta efsanelerin toplamı anlamına gelen bir şey. Toplu efsaneler ama tek bir bütünlük içinde. Biz burada Legendarium'u seçmemizin, bu adı kullanmamızın sebebi Tolkien külliyatının tamamı üstüne bir yayın serisi yapacağımızı belirtmek. Yani bu sadece Orta Dünya külliyatı da olmayacak. İşte böyle Christopher Tolkien üstüne de yapacağız. Ondan sonra da Tolkien'in bağımsız yazıları, yani Orta Dünya harici bağımsız yazıları üstüne de yapacağız. Baba Tolkien'in biyografisi üstüne de yayınlar yapacağız. Yani Christopher Tolkien'in hem yarattığı dünyayı hem de yaratılış sürecini toplu halde anlatmak istediğimiz için bu adı seçtik. Hatta ben şey demiştim, ad önerisi falan düşündüğüm zaman söylenmesi çok zor olduğu için şey yapamadık. Tolkien demiştim ama hani bu söylenmesi de anlaşılması da çok daha zor bir adı olduğu için Legendarium daha mantıklı ve düzgün hakikaten, yani daha kapsayıcı bir adı var. Tolkien hani çok kişiselleştirilmiş bir şey. O bakımdan o adından vazgeçip bunu koyduk. Bunu belirtelim. Christopher Tolkien meselesi de bu. Tolkien Legendarium'unu aslında kitlelere haberdar eden, onların farkındalığını oluşturan, onların bilgisine sunan kişi. Çünkü Tolkien hayattayken zaten Silmarillion'u bastırmayı başarabilmiş ya da tamamlamış birisi değil. Ta 1918'lerden başladığı eserini hiçbir zaman tam olarak bitiremiyor. Yani Hem özel meseleleri yüzünden, hem zaman darlığı yüzünden, hem de aşırı titizliği yüzünden. Sözünü kestim, söyle sen. biz aslında Christopher Tolkien olmasaydı belki bu kadar çok kitaba ve öyküye de erişemeyecektik. Belki değil, öyle. Ya da bu kadar derli toplu olarak erişemeyecektik en Evet, parça azından. parça. Hani bunu ticari olarak kullanırlardı, yani Beren ve Luthien'i bir şey haline getirip basarlardı muhtemelen. Ya da ne bileyim Silmarillion'u bir şekilde şey yaparlardı, hani temel bilgileri alarak oradan bir şey, ama böyle toplu, düzenli, olabildiğince tutarlı. Çünkü yani bu kadar genişleyen bir yapının %100 tutarlı olması söz konusu değil, hele yazarı, asıl yaratıcısı öldükten sonra. Ama gene de bu genişlikteki bir hikayenin bu kadar tutarlı hale getirilmesi tamamen Christopher Tolkien'in anormal çalışma azminden ve bu dünyaya gerçekten saygı duyuyor olmasından kaynaklanan bir şey. Zafer abi, okuduğum makalelere göre Christopher Tolkien çok küçük yaşta, bu redaktörlük diyebiliriz yaptığı işe, 5-6 yaşlarında babasının yanında aslında redaktörlüğe başlamış. Evet, Hobbit yazılımı sırasında da şey yapıyor. Neredeyse bir denetmen, karşılaştırıcı gibi daha ufacık bir çocukken. Zaten Christopher yani babasına en yakın çocuğu. Bir de şey, Christopher Tolkien'in çocukken bir kalp rahatsızlığından dolayı eğitim hayatının belirli bir kısmını okulda değil de evde geçirdiği için, babası da evde çalıştığı için, notlarını falan toparladığı için babasıyla diğer abilerinden daha yakın durumda, beraberler. Bir de kendi özel merakı da var. Aslında Tolkien, yani baba Tolkien'de, Christopher Tolkien'de büyük anne Tolkien'e yakın. Şöyle diyeyim, hem diller konusundaki merakları anne tarafından geliyor, hem de annesi de, baba Tolkien'in annesi ve Christopher Tolkien illüstrasyon yapma işi, el becerileri, resim çizme işinde iyiler. Yani o şeyden, anne tarafından gelen bir şey, genetik yatkınlığından dolayı da böyle. Bir de şey herhalde, yani bu işte merak meselesi, bu Christopher özel olarak babasının yanında olmayı ve onun yarattığı dünyaya dahil olmayı tercih ediyor. Hatta şey vardır, belli düzeltmeleri falan yaptırdığında babası her düzeltme için 2 peni verir Christopher'a daha 5-6 yaşlarındayken. Şöyle de diyebiliriz, Tolkien aslında bu dünyanın yaratılım sürecinde çok başlangıca yakın bir yerinden itibaren bulunan birisi.
O yüzden konuya çok hakim birisi. Yani bu konuların içinde büyüyor. Hatta şey diyor, ben babamın yarattığı dünyanın içinde büyüdüğüm için Babil'in kentlerinden çok daha inandırıcıdır benim için Orta Dünya'nın kentleri diyor. Çok normal. Çünkü Zafer abi daha önce konuşmuş muyduk bilmiyorum. Benim de Tolkien'in ilk okuduğum kitabı çocuk kitaplarından bir tanesiydi. Rowrandom'dı. Ondan çok etkilenmiştim. Dedim ki ya ne babalar var arkadaş çocuklarına, ne güzel masallar yazıyor. Tabii ben kendi babamı da çok seviyorum ama o dünyaya çocuklarını alıp her kötü olayı bir hikaye içine sokup gerçekliği orada kurması çok etkileyici bir şey bence. Tolkien şey iyi bir baba bir de. Hani şey de var. Hani adamın bir ton şey işi var. Hani o zaman profesörlerden belli süreler içinde belli çalışmalar isteniyor, makaleler hazırlaması gerekiyor, ders vermesi gerekiyor. Zamanın bir kısmını akademik görevler oldukça fazlasıyla kaplıyor. Zaten 4 tane çocuk var, hanım var. Yani onların ilgisi, çiftlik evi gibi bir yerde kalıyorlar. Çiftlik dersem bir arazi olarak düşünme de, yani kırsal bir yerde yaşıyorlar. Oxford'un yakınında, yani kentin içinde, merkezinde bir yer değil. Oranın kendi işleri var. Yani Tolkien bütün bu zamanlamayı falan ayırıp çocuklarıyla, karısıyla da çok ilgilenen birisi. Aklıma gelmişken yeri geldi söyleyeyim. Yalnız şöyle bir durum var. Christopher Tolkien dünyanın en sakin, en sessiz, en soğukkanlı adamlarından birisi bütün hayatı boyunca. Dinlemesini biliyor, çok ağır hareket ediyor, detaycı, soğukkanlı, yani çok eğlenceli bir tip değil. Ama Tolkien'in bir şeyi vardır, baba Tolkien'in. Hobbitsel bir yanı vardır, içmeyi sever, arkadaşlarıyla takılmayı sever. Yani sosyal bir hayatı da vardır. Christopher Tolkien ise tamamen şeye yönelik birisi. Editörlüğe, bu dünyanın düzenlenmesine yönelik birisi. Ömrünü vakfetmiş diyebiliriz. Mesela Tolkien dünyanın röportajını vermiştir. BBC'de röportajlar vermiştir. Radyo programlarına çıkmıştır falan. Ama Christopher Tolkien 1973'te babası öldükten sonra 40 yıl boyunca hiçbir röportaj vermiyor. Hiçbir şekilde hiç kimseyle görüşmüyor basın olarak. Yani çok ketum birisi ve şeyi istemiyor, yani bu işin sulandırılmasını asla istemiyor. Bu dünyanın çok popüler hale gelip olduğundan başka bir şekle girmesini asla istemiyor. O yüzden eksikliğini çok hissedeceğiz diyorum. Ki zaten bu yüzden kırsala taşınıyor. Evet. Fransa'nın güneyine yerleşiyor 1975 yılında. Ve aralarında, babalarında da böyle, babasıyla aralarında böyle bir mizaç farkı var ama merakları, sevgileri yönünde bir birliktelik var. Christopher Tolkien Hobbitler'de mesela şeyler vardır, bu mektuplarda geçer. Şey diyor mesela, şimdi uyduruyorum da örnek olsun diye, yani şu benzerlikler var. Baba sen işte Thorin'in elbisesini mavi demiştin ama şimdi şey yeşil diyorsun. Ya da işte Hobbit köyün şeyin çıkın çıkmazını Baggins'in kapısı mavi demiştin ama aslında yeşil olması lazım falan diye, baya yani veletken editoryal katkıları olan birisi. Yani işin içinde birisi ve babasının çok işine yarayan birisi. Şey diyor mesela, bu bana çok biraz da şey geliyor, tanıdık ve hüzünlü geliyor. Babamın işlerine dahil olma sebeplerinden biri de diyor, babamın bir katip tutacak parası olmadığı için notlarını temize çekmesi gereken biri vardı. Annem çok meşgul olmadığı zaman o yardımcı oluyordu. Ama annemin de işleri olduğu zaman ben yazıyordum. Yani biraz da bu parasızlığın şeyi de sokuyor işin içine. Zamansızlık ve parasızlık da bu işin içine giriyor. Ve o dünyayla beraber büyüyor. Peki sonrasında, yani gençlik zamanlarında bir orduya katılma, pilot olma süreci var. Evet. O zaman süreç nasıl ilerliyor? Mektuplaşmalarını okudum, mektupla şey gönderiyorlar oluyor, diye. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne dahil oluyor. 1943'te, yani 2. Dünya Savaşı daha bitmeden. Yani babası 1. Dünya Savaşı'nda askerdi zaten, malum.
Bu da İkinci Dünya Savaşı'na Güney Afrika'ya gidiyor eğitim almak için, pilot olmak için. Ama tabii direkt olarak savaş pilotu olmuyorsun. İlk başta şey oluyorsun, yer kuvvetlerinde çalışıyorsun belli bir süre. Oradan bir kursa gidiyorsun. O kurstan sonra şey yapıyorsun, uçak kullanma hakkını alıyorsun. Ondan sonra acil kuvvetlere giriyorsun ama en sonunda şey hava kuvvetleri yani saldırı kuvvetleri ne derler ona? Hücum pilotları mı denir? Saldırı pilotları, hücum Saldırı pilotları, pilotları mı? Yani bir bilmiyorum. adı var onun şimdi aklıma gelmedi. Yani bir terimi vardır onun yani. Hı. En son oraya kadar geliyor. Hatta şey diyor yani ben her şeye göreve çıkıp döndüğümde babamdan bir mektup gelirdi. Yani Tolkien de Christopher'ı bu dünyanın dışında tutmuyor. O zaman Yüzüklerin Efendisi ve o bir Yüzüklerin Efendisi üstüne çalışmaya başlamış. Onları mektup halinde şeye gönderiyor. Christopher Tolkien'e Güney Afrika'ya gönderiyor. Orada o okuyor, onun bir fikrini alıyor. Onun şeyi üstünde ne tür bir şeyler düşündüğünü falan Christopher babasına mektup olarak yazıyor, geri gönderiyor. Yani o çalışma sürecinde de karşılıklı bir ilişkileri var. Güveni sonsuz o zaman Evet. oğluna da. İşte şey oluyor zaten hatta o kadar böyle bir zihinsel birliktelikleri var ki 1945'te Inklings grubuna çağrılıyor Christopher Tolkien. Hı. Ya babası diyor ki yani arkadaşlar da seni bu grubun içinde görmek istiyorlar. Inklings'ten daha önce bahsettik mi bilmiyorum. Oxford'daki profesörlerin şey yaptığı toplanıp kendi yazdıkları işleri, kendi düşüncelerini, şiirlerini ya da herhangi bir konu üstünde eski İngilizce efsaneler, mitler üstüne düşüncelerini paylaştıkları çok elit bir topluluk. Bu Tolkien'in gençliğinde Bir Dünya Savaşı öncesi Colbitter denilen grubunun bir uzantısı gibi, Oxford'daki uzantısı gibi. Yani çok önemli isimler var yani Klipstrap'la Lewis orada mesela. O şeydir, herkesin bildiği Narnia günlüklerinin yazarıdır. Owen Barfield var, Charles Williams var, Warren Lewis var, Lord David Cecil var, Neville Cockhill var. Yani bunlar Oxford profesörleri ve aynı zamanda kendi basımları olan, kendi yayınları olan birisi. Hatta şey o Lewis yani Lewis Tolkien'den çok daha önce ünlü oluyor. Narnia günlükleri zamanında çok tutan, çok zamanında değil yani yayınlandığında da hemen çok tutan bir saygınlık kazandıran eser. Hı O şeyden Lewis Tolkien'den önce ünlenmiş birisidir yani. hı. Hı. O zaman Tolkien zaten şeyi işte Hobbitleri yazıyor falan ama hani yayınlayayım mı yayınlamayayım mı sadece o kendi dar çevresindekilere gösterebiliyor bir şeyi yok öyle yayınlarım bunu falan diye de çok kafasında bir düşüncesi olan biri değil baba Tolkien. Hı. O Silmarion'u oluşturmaya çalışıyor. O efsaneyi oluşturmaya çalışıyor. Asıl derdi o onun yani. Ama Hobbitleri de o sırada yazmaya başlıyor. Hatta yayınlamasının en büyük destekçilerinden biri Lewis. Hı. Bu ilkse kabul ediliyor en genç üye tabii. Hepsi babasının yaşlarında Çok adamlar. havalı ama. Tabii çok ve şey yapıyorlar artık Tolkien'in mır 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 okumasından rahatsız olduklarını söyleyip Christopher Tolkien'in yazdıklarını okutuyorlar. Bu çok daha iyi oldu diyorlar. Hiç olmazsa dinleniyor falan. Abi, Zafer abi burada şey aklıma geldi. Christopher'ın ismi de arkadaşlarına çok önem veriyor zaten Evet, Tolkien. Christopher'ın arkadaşının ismi ismi. de arkadaşının ismi değil mi? Evet, arkadaşı neydi onun adı? Christopher Weiss. Christopher Weiss. Weiss. Evet. Christopher Weiss'dan geliyor Christopher'ın da adı. Christopher'ın bir de John diye göbek adı var. Hı. Onu şeyde kullanıyor. Yüzüklerin Efendisi çıkmadan evvel haritaların tutarlılığını sağlamak için kendisi haritasını çiziyor Yüzüklerin Efendisi. Yani şöyle diyeyim. Üçüncü dünya, orta dünya haritasını düzenliyor babasının çizdiklerinden sonra. Ve orada C'yi de kullanıyor. John. Yani CJRT ismini kullanıyor. Christopher John Raoul Tolkien'in. Ama ondan sonra CRT kısaltmasını kullanıyor. Christopher Raoul Tolkien ama haritalarda CJRT diye yazıyor. O ismini de göbek adını da kullanıyor. O gruba girmesiyle Christopher'ın kabulü artık resmi olarak da bir yerde gerçekleşmiş oluyor gibi. Yani evet yani o artık o dünyanın bir adamı haline geliyor. Daha sonra da şey yapıyor zaten yani Trinity Kolej'e devam ediyor. Orada İngiliz dili ve edebiyatı üstüne çalışıyor. Eski İngilizce öğreniyor ve o da babası gibi
1975'te ayrılana kadar Oxford'da öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Sonrasında? Yani o şeyi de, çizgi de devam etti. Sonrasında kendisi ayrılıyor değil kendisi mi? Kendisi ayrılıyor. İstifa ederek ayrılıyor çünkü artık şeyi yapmam gerekir diyor. Yani Silmarillion'u toparlamam gerekir. O Hı-hı. ona vakit ayırmam gerekiyor diyor. Hı-hı. Ve kendi isteğiyle Oxford'dan ayrılıyor. Oradan ikinci eşiyle beraber Güney Fransa'ya gidiyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Ve orada çalışmalara başlıyor. Yalnız orada da şöyle bir klik var. Babasının ölümünden sonra 73'te tabii ki onun notları falan Christopher'a kalmış oluyor. Çünkü hayattayken benim devam ettiricim ve benim kritikçim Christopher Tolkien'dir diyor Tolkien. Hı hı. Baba Tolkien. Ve ondan dolayı notları alıyor. Şöyle diyeyim 70 tane büyük kutu içinde tamamen dağınık notlar var. 4000 satırın üzerinde şiirler yazılmış, tamamlanmamış. Yani korkunç bir kargaşa o notlar aslında. Yani baş edilebilecek gibi değil. Hı hı. Ben mesela bir şeyleri toparlamaya falan çalıştıkça bu konu hakkındaki ne kadar değerli toplu artık. Yani bir maddeye bakarken bilgisayarda, yani abartmıyorum, cidden 20'nin üstünde ayrı sayfa açılmış oluyor. O onu çağrıştırıyor, o onu çağrıştırıyor, o oradan geliyor. Yani dibini kazdıkça gelen bir süreç bu. Yani Tolkien'in bir şey standart oluşturması fantastik dünya edebiyatında nedeni bu. Hı hı. Şey yapmıyor çünkü o, yani bir macera romanı yazmıyor. Ya da Yüzüklerin Efendisi'nin filmdeki olay onun kocaman dünyasının çok küçük bir parçası. Hobbitler çok küçük bir parçası. Kocaman bir kainattaki bir yıl Yüzüklerin Efendisi'ndeki hikaye. Yani on binlerce yıldır süren bir tarihin bir yıl sadece. Hı hı. Şeyi hemen burada gene yeni geldi söyleyeyim. Bu çok önemli bir ayrım. Yani benim yoksunluk hissettiğim Christopher'ın Tolkien'in ölmesinden sonra dediğim şeyi açıklayacak bir şey. Yani şeyi Tolkien edebiyatını ya da Tolkien düşüncesini, fikir üreticiliğini Yüzüklerin Efendisi'ne sıkıştırıyor günümüz dünyası. Ve şöyle de bir tehlike var, kas seçimiyle falan o kadar başarılı ki artık FRP oyunlarında olsun, yeni bir şeyde yazılımda olsun, üstüne yazılan bir makalede olsun, artık Minas Tirith deyince Tolkien'in yazdığı, betimlediği Minas Tirith değil, Peter hı hı. Jackson'ın Minas Tirith'i üzerinden devam ediyor iş. Aragorn dediğin zaman filmdeki Aragorn üstünden devam ediyor şekillendirme. Evrim filmlerin üstünden devam etmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu hakikat olan durumdan gitgide uzaklaşıyor. O yüzden Christopher Tolkien bu işten hiç hoşlanmıyor. O özü saklamak istiyor. Gerçekliği saklamak istiyor. Yani daha sonra bahsedeceğiz bu konularda. Mesela şöyle bir durum var. Arthur diye bir karakter var. Bu 19. yüzyılda İngiltere'de Wessex bölgesinde yaşayan bir denizci. Çok çok eskilerden soyu Örendil'e dayanıyor. O yüzden bir deniz aşığı. Babası da bir deniz aşığı. Babası 9 yaşındayken gidiyor denizde kayboluyor. Danimarka istilası sırasında falan kralın yanına gidiyor, onunla beraber savaşıyor falan filan Galler'e geçip oradan şeye gidiyor, üç arkadaşıyla beraber hatta Viking gemilerinin tekini ele geçiriyorlar bir bölgeye saldırıldığında, onunla düz yolu buluyor, Toleresse'ye gidiyor, orada işte şey yapıyor, Otdor Vafred ediyorlar buna, orada sanırım Pengolot'la, yani onun eserleriyle karşılaşıyor, elflerle karşılaşıyor. Oradan toparladığı belgeleri tekrar İngiltere'ye getiriyor ve Tolkien'in iddiası şu ki ben onun bulduğu belgeleri günümüz İngilizcesine çeviriyorum. Bir şey yazmıyorum ben. Ben zaten tarihte bu tarih kitapları benim elime geçti bir şekilde. Otdor Vafre ya da Arthur sayesinde.
Ben onun tarihi belgelerini günümüz İngilizcesine çeviriyorum. Yazdığım şeyler bunlar. Ben bir şey yaratmıyorum diyor. Çok ilginç, hiç duymamıştım. Yani buradan mesela o filmler üstüne falan düşününce bunlarla hiçbir alakası olmayan bir şey. Ha, onlar kötüdür demiyorum. Hı-hı. Yani ya da ne derler, filmler berbattı falan, öyle bir şey yok. Yani Yüzüklerin Efendisi üçlemesi başarılı filmler. Güzel Hı-hı. filmler. Ama tabii ki. Tolkien dünyasının, yani okyanusta damlası gibi durumlar onlar. Yani bütün dünyayı oraya sıkıştırmak hiç şey değil. Yani bütün ufku bırakıp tek bir noktaya bakmak gibi bir şey aslında. Oraya sıkışmaması gerekiyor. Hani Hobbitler mesela meselesi şeydir. Küçük bir masaldan 3 tane film çıkartmaya çalışırsan yani şey yaparsın, özüne haksızlık etmiş oluyorsun. Zafer abi, yeri gelmişken sorayım. Tolkien sağlığında, kendisi baba Tolkien sağlığında sattı değil mi filmin haklarını? Film ve yan ürün haklarını sattı. Detaylı şeyine ulaşamadım ben. İnternette hani o anlaşmanın detayı üstüne şey yok. Tolkien estet de çok şeydir, hani çok yardımcı olmaz bu konularda. Yani genel olarak ilk başta ne dersen de reddeder. Sonra çok özüne yakınsan, çok özü gibiyse, onu kabul ettirebilirsen, özüne dokunmayacağını falan kabul ettirebilirsen bir şeye izin verir. Hı hı. O yüzden de çok açıklayıcı, çok dolu dolu bilgiler elde edemezsin oradan. Ya da yardım etmeye gönüllü değillerdir. Ama şey var işte, Tolkien film haklarını falan United Artists'e satıyor. 100 hı hı. bin pound karşılığı. Hı hı. Bu şimdi hani bu dev bütçeleri görünce çok hani büyük para değilmiş gibi gözüküyor ama zamanında iyi bir para. Bunu satma sebebi de şey, İkinci Dünya Savaşı dönemi, vergiler korkunç yükseklikte. Bu kitaplar zamanla satış rakamları düşer. Bunlar üretildiği için bundan bir vergi talep edilir. Benim mirasçılarım olan çocuklar bu vergileri ödemek zorunda kalırlar falan. Bundan kurtulalım istediği için de veriyor Tolkien. Aslında yani bir korumacılık da var orada kendi soyuna karşı. Bilemez yani, kendisinin hiçbir şeyi yok. Yani böyle 150-200 milyon satacak kitaplar falan, hani böyle bir hayali yok adamın yani. O onu tahmin etmesi mümkün değil. Evet. Ama tabii bu birçok karışıklığa sebep oluyor. Tolkien Estate ile şey arasında New Line Cinema alıyor onun haklarında. Orada bir ton şey var mesela. 3 film çekiliyor. Yani milyar dolar kazanılıyor. 80 milyon pound, yani 150 milyon dolar gibi bir para talep ediyor. Telif hakları dolayısıyla Tolkien Estate. Ama şey kabul etmiyor New Line Cinema. Yani onların gönderdiği belgelere göre bir kuruş bile kar etmemiş filmler. Komple yani verilecek hiç para yok. Yani aslında o zaman naif bir düşünceyle çocuklarını korumak adına, mirasçılarını korumak adına yaptığı bir davranış gelecek yıllarda çok başka sonuçlara sebep oluyor. Tabii yani o şeyi göreli olarak varlıklarının az olmasını sağlıyor falan ama tabii hani bu hani sen ben için bir ölçü değil. Yani adamın 1 milyar poundu olacağına işte 350 milyon poundu var diyelim mesela. Yani fakirlik dediğim şey böyle bir seviye tabii. Hani şey değil yani, adamları perişan ettiler falan denilecek bir durum yok tabii. Ama adamların fikir haklarına tecavüz ediliyor yani sonuçta. Onların hakkı. Gerçi hı-hı. daha sonra şey yapılıyor. Hani iş çok zorlanıyor. 3-4 yıl sürüyor mahkemeler falan. Hı-hı. Çok ciddi şey var. Mesele var. Uluslararası hukuk falan dahil oluyor buna. Uluslararası telif hakları sorunu falan yaşanıyor. Aralarında bir şekilde anlaşıyorlar. Hani mahkeme sürecini Tolkien Vakfı geri çekiyor. Belli bir ücret ödendiği söyleniyor. %7,5 gibi falan bir oran söyleniyor. Ama daha sonra ne olacağı da belli olmaz diyor avukatı. Yani daha burada kalır mı, devam eder mi? Ama hani asıl büyük parsayı tabii ki şey topluyor, New Line. Çünkü yan şeyleri de, hakları da Tolkien satmış. Yani oyuncakları yapılıyor. Tabii. İşte şey yapılıyor, oyuncakların gelirinden bir kuruş alamıyorsun. Marka dağıtımı yapılıyor, marka dağıtımından bir kuruş para alamıyorsun. Hatta Las Vegas'ta kimi kumar makinelerine falan adları veriliyor. Da bundan çok rahatsız oluyor Christopher Tolkien.
onunla çok uğraşıyor ve o eski anlaşmada kumar makineleri gibi şeyleri muhtemelen anladığım kadarıyla adı olarak kullanılamaz. Yani pejoratif bir manaya gelebilecek bir ürün için kullanılmaz gibi bir madde var demek ki. Ancak onları kaldırabiliyorlar şeyden, isimlerini üstlerinden kaldırabiliyorlar kumar makinelerinin falan. Yoksa işte şeyde sıçrayan Midilli diye şey var, ciddi bir marka var. Tabii. Bondor diye çok, yani İngiltere'de satan bira var. Yani her adla her kelime üstüne de bir ürünler var, ayrı ayrı şeyler yani. Zafer abi, Türkiye'de bile 3-4 kez biz gördük. Lord of the Rings diye kuyumcu var. Evet, kuyumcu var. Şey işte Orta Dünya kafe var, bilmem ne var. Gibi. Hani gerçi hani bizdeki kafeler falan şey tabii, Tabii hani canım. Küçük esnaf. hakikaten muhtemelen sahibi işletmecisi, ben tanımıyorum onları hani işletmeci falan olarak, ama hani hakikaten bu işi seviyorlar. Adamlar şey yapıyorlar, hani o sevdiklerinden dolayı Tabii kullanıyorlar bu ki. işi. Çok büyük bir çoğunluğu. Gerçi şeyden sonra belli olmaz o iş. Diziler patlarsa, hani çok büyük bir izleyici kitlesine falan erişir ise şey olmaz. O kadar iyi niyet aramam ondan sonra Tolkien kafedir. Tabii. Tolkien kahve, o ayrı bir şey olur. Zafer abi, ayrılan bütçeye de bakarsak zaten Biraz dizi korkunç için hakikaten biraz yani. korkunç bir rakam. 1 milyar dolardı 1 doğru milyar dolar. Yani hatırlıyorsam. şey diyor Amazon'un sahibi abimiz, yani ben bunu izlettireceğim arkadaş diyor yani. Yani ben bundan para kazanırım diyor. Neydi? Geoff Bezos muydu adı? Yani ben bundan para kazandıracağım diyor kesin yani. Ben bu işe bu kadar para yatırırsam diyor, ben bunu işte, o da öyle korkutucu bir hale geliyor ki yani, gene Hobbit filmlerinde olduğu gibi hiç olmayan elf bir hanımla cüceyi mi aşık ederler? Ente sarılmış ağlayan bir elf mi görürüz gibi, bilmiyorum ki, ya da aslında Morgoth iyiymiş mi olur? Sauron çok yakışıklı, karizmatik bir adam falan, hani her şey beklenir oldu benim açımdan. Yani çok da Tedirginlik. şey demiyorum işin doğrusu. Dizilerin hani kim seçilmiş, ne olmuş, o kısımlara çok bakmıyorum. Onlar hani hakikaten suyu çok önemli işler değil bu işler yani. Evet. Burada başka bir dünya var. Zafer abi, aslında Christopher Tolkien'in bu savunuculuğu ve Yılmaz bekçiliği diyeyim, uzun yıllar sürüyor ve hayatını bu işe vakfediyor. Hayatını veriyor. Suskunluğu ve inadı da aynı Tabii. şekilde devam ediyor. Hatta şey yapıyor ya işte, biliyorsun konuştuk bunu senle. Yani bu dizi işinin hakları falan engellenemediğinde ya da belli bir para karşılığında razı olunduğunda, ya adam 94 yaşında herhalde o zaman ya da 93 yaşında istifa ediyor. Evet, Yani yönetim 2017 olarak yılında. 2017 yılında istifa ediyor. Yani en azından böyle bir şeyin bir parçası olmak istemiyor adam. Aynı güne denk geliyor hatta, değil Evet mi? evet yani İstifa ettiği gün. bakıyor, buna engel olamayınca istifa ediyor. Hani öyle bir koruyuculuğu var. Tolkien'e paracı derler mesela, Christopher Tolkien'e. Para için yapıyor bilmem ne falan. Öyle bir şey yok yani. Şu anda kazandığından yüzlerce kat fazla para kazanabilir aslında. Yani bir nedir? Senin bir malın var. Mal derken kötü manada demiyorum. Yani şey olarak, felsefe olarak bir şey var değil mi? Yani bir Tolkien kitapları var bilmem ne. Ve bunlar yani 60 dile falan çevrilmiş kitaplar bunlar. Yani dünyanın her yerinde satan kitaplar. Ve yani çıktı sattı meselesi de değil ya. Yani 1933'ten beri satan kitaplar bunlar her zaman. Bunu daha fazla duyurup daha fazla satmak istersin. Ama Christopher Tolkien'in tavrı mümkün olduğunca bunlardan haberdar etmemek üstüne. Bunları korumak için. Hani reklamını yapmaktan çok suskunlukla beklemeyi tercih eden birisi. Peki Zafer abi, rivayete göre Kralın Dönüşü'nü de izlememiş diye bir böyle söylenti var Christopher Tolkien bu tepkilerinden dolayı. Hobbit'i hiç izlemediğini biliyorum. Kralın Dönüşü'ne bakmadığını biliyorum. Aynen şu cümleyi kuruyor. Babamın dünyasını 15-25 arası gençler için macera filmine çevirmişler diyor. Yani bunu bir saygısızlık olarak görüyor ve yani Hobbitleri, hatta Peter Jackson'ın özel davetlisi ailecek. Christopher Tolkien, eşi, çocukları, özel davetlisi ve gitmiyor şeye izlemeye. Yani şey yapamam diyor, dayanamam ben buna diyor. Yani bunu oradaki varlığımla şey yapmış olurum, kabul etmiş olurum. O yüzden
şey yapmıyor, filmleri izlemeye, Peter Jackson'la buluşmaya da gitmiyor. Peter Jackson'ı da kabul etmiyor ayrıca. Yani Peter Jackson'la görüşmemişlerdir için. Peter Jackson daha sonrasında Hobbit için zaten özür dilemişti, değil mi? Bunun sebeplerinden bir tanesi de belki Christopher'ın tepkisi. Yani belki o, belki de yani hakikaten yani o da izleyince ya biz ne yaptık demiştir herhalde ya yani. Yani pek ben hani sanmıyorum. Hani bunun adını abi. Şey koymasaydık, Hobbit koymasaydık da ne bileyim başka bir film diye yapsaydık. Hani Hobbit'e göndermeleri olan ama Hobbit olmayan mesela. Hı hı. O zaman daha anlaşılır olurdu ama bu yani o filmlerin yani izlenir ve keyiflidir. Çocuk filmi işte. Yani çocuk genç, teenage film. Yani tantana var, gürültü var, muhteşem manzaralar var, kahramanlar var, kötüler var, ejderha var. Yani görsellik muhteşem. Ama hani bunun yani Tolkien'in Hobbit'iyle bir ilgisi yok. Hani mesele o. Yani başka bir film olarak, bir macera filmi olarak yapılmış olsaydı tamam. Yani hı-hı, şöyle değil, bu benim kendi iddiam ki benden çok daha iyi bilen arkadaşlar var yani Star Wars evrenini. Ben hani o kadar bilmiyorum. Bütün filmlerini falan izledim ettim severim de hani çok özel bir bilgisi sahibi bir adam değilim derinlemesi. Hobbit filmleri Star Wars'tan daha az Tolkien evrenine benziyorlar. Öyle diyebilirim. Çünkü George Lucas büyük hayranı. Zaten tam Amerika'da patladığı 68 döneminde falan Lucas'ın tayfa işte üniversite öğrencileri onun bunlar. Yani hı hı. Star Wars'ta çok ciddi Tolkien etkileri vardır. Belki de o yüzden de bu kadar çok seviyorum. Çünkü şeyi görüyorsun yani o düşünce biçimini. Tabii gene hani bu tam huysuz ihtiyar modu onu da biliyorum. Hani hoş bir durumda değil. Ama son filmler değil yani benim kastettiğim Star Wars'larda. Tabii. Lucas'ın direkt başında bulunup çektiği filmleri kastediyorum. Şey vardır mesela büyük İngiliz topluluk Led Zeppelin. Hı hı. Led Zeppelin yani herhalde 5-6 parçasında Tolkien'den şeyler alır. Bildirimler alır. Onun üstüne parçalar yapar. Esinlenir. Ya, esinlenir. Şey vardır işte Bar Songs'u söyleyen şey Alman grup. Hatta Yüzüklerin Efendisi filmlerinde de şey vardı. Neydi onun adı? Blind Guardian. Hı hı. Mesela o yani çok iyi bir ses. Çok iyi müzisyen değillerdi şimdi itiraf etmek lazım ama çok keyifli parçalar o. Yani sevenlerini de, kızdırdın şu yani an. Şey olarak, enstrümantalist olarak diyorum. Yani büyük virtüözler falan değiller de öyle Led Zeppelin'ler, Deep Purple'lar falan gibi değillerdir. Ama o ruhu onların müziğinde görürsün yani çok keyiflidir. Hı-hı. Hakikaten o Tolkien'in bir şekilde karanlık dünyasını görürsün o şeylerde. Kahramanlıkla yoğrulmuş, zor, çetin. Şu şey de gene ihtiyarlık yapayım ki yani ne derler konum gereği mecburen böyle bir durum oluyor. Yüzüklerin Efendisi, Hobbitler, Silmarillion filmlerde gördüğümüz o aydınlık dünya değil. Biraz da mesele bu. Hı hı. Çok zor, çok korkutucu, çok karanlık tarafları olan, çok minicik umutlara tutunularak aydınlığa ulaşılmaya çalışılan, çok çok güçlü bir karanlık tarafı bulunan ve karanlık tarafın genel manada diğer ırklara sayısal olarak üstünlüğü olan bir yer. Yani insanlar neler çekiyor? Yani orta birinci çağda, ikinci çağda. İşte elfler gitgide yok oluyorlar, orta dünyadan gidiyorlar. Yani büyük vahşetlerin, büyük karanlıkların olduğu bir dünya. Şimdi bunu böyle lay lay lom hale getirdiğin zaman Christopher Tolkien'in de rahatsız olması normal. Çünkü orada ciddi bir dünya var. Yani dilleriyle, dillerin gelişimiyle, ırklarıyla, sadece o değil, coğrafyasıyla, coğrafyadan çok öte, ta ilk başta yaratılmasıyla, yani yoktan, boşlukta, hiçbir şey yoktan, o yokun doldurulmasıyla korkunç bir şey var.
Yani şey der Game of Thrones'un yazarı, yani bizim yaptığımız şey yüzeyde bir durumdur der. Yani biz Tolkien'le karşılaştırılmamız çok saçma. O bütün kainatı kurdu. Biz onun kurduğu kainatın üstünde bir şeyler yapabiliyoruz. Şey oluyor mesela, bunu fark etmiyorlar. Zannediyorlar ki bu şeyler fantastik edebiyat okuyucuları falan. Yani böyle bir dünya vardı. Hani bu fantastik dünya hep vardı. O işte Tolkien de şey yaptı. Hani o fantastik dünyayı bu şekilde yazdı. Tolkien'in kurduğu dünya günümüz fantastik edebiyat dünyasının üstünde kurulduğu yapı. Yani şey değil bu, bu değerli bir malzeme. Bunun üstünden çok başarılı işler yapılabilir. Çok popüler işler yapılabilir. Çok muhteşem hoşluklar yaratılabilir. Ama Tolkien'den evvel böyle bir şey yok. Sadece dil uzmanları, etnologların falan bildiği hikayeler var yani. Şey değil, böyle insanların bildiği şeyler yok. Hani elf diye bir şey çok eskilerden beri var. Ama Tolkien bunu yazana kadar büyük insanların bildiği durumlar değil. Lokal şeyler, Almanya'nın bilmem ne bölgesinde babaannelerin, dedelerin bahsettiği bir şey. Keltlerin bilmem neresinde şu şekilde geçen bir şey. Bizim şey gibi işte cin dediğimiz hikayeler. Şimdi bu dünya için genel bir durum değil ki. Biz hani yaşımız itibariyle babaannemizden, bilmem neden, annemizden duyduğumuz bir şeyler var. Hani cinler falan. Peri dediğin şey o zaman da çocuk masalı gibi bir şey. Hani büyük topluluklar için bir şey değil. Sen onun yaratılışını, nasıl olduğunu, neyle dönüştüğünü falan anlatan bir dünya burası. O yüzden yani büyük kaide zaten legendaryum, Tolkien legendaryum. Onun üstüne ne yapılıyorsa yapılıyor. Farklı bir şey yok. Yani yeni yapılan hiçbir şeyde farklı bir şey yok. Hepsinin dayandığı nokta burası. Başka yolu yok yani. Çünkü öyle bir şey olmuş ki, oluşmuş ki yapı, onun dışında bir şey elbet bir gün yapılabilir belki. Ama şu an için bu mümkün değil. Evet, işte tam da bu yüzden Christopher Tolkien bizim için de çok önemli. Peki o olmasaydı biz hangi kitaplarını okuyamayacaktık Baba Tolkien'in yazdığı? O yani hemen aklıma gelen Beren, yani ilk başta Silmarillion okumayacaktık. En başta. Silmarillion'u okumadığımız için Beren ve Lúthien'i bilmeyecektik. Gondolin'in düşüşünü bilmeyecektik. Huri'nin çocuklarını bilmeyecektik. Kayıp öyküler. Kayıp öyküleri bilmeyecektik. Kayıp masalları 1-2'yi bilmeyecektik. 12 cilt olan Orta Dünya Tarihi ansiklopedisinden haberimiz olmayacaktı. Yeni İngilizce'de şeyi bilmeyecektik. Beowulf'u görmeyecektik. Başka birisi yapacaktı. Tabi bu akademik bir şey olduğu için. Ama yani sonuçta şeyi bilmeyecektik. O devirde daha sonra yapılacaktı muhtemelen. Beowulf çevirisi, yani Tolkien'in çevirisinin çevirisi, adaptasyonu. Başka neler var? Yani Zaten en 30'un önemli üstünde Tolkien'le ilgili şeyin editörlüğünü yapmış birisi. Yani Tolkien hakkında yani Hobbit'leri bilecektik, Yüzüklerin Efendisi'ni bilecektik. Başka da Başka da bilmeyecektik. bilmeyecektik yani. Peki şimdi ne olacak Zafer abi? Şimdi korkumuz, benim korkum çok yani koruyucu bir kalkan olmayacağı için, ya da yani bana öyle geliyor, bilmiyorum yani elbette ki tanımam etmem Christopher Tolkien'in ya da çocuklarını ya da onların yeğenlerini, abilerinin çocuklarını falan. Ama belli bir para karşılığı her şeye razı olunabilir korkusu içindeyim. Çünkü nesil değişti artık, Nesil zaman değiş, artık değişti. başka bir şey var yani, artık başka bir dünya var. Zafer abi, Christopher Tolkien'le ilgili söyleyeceğin son cümleni alalım. Bölümümüzü burada kapatalım artık. Christopher Tolkien'in bize bu şeyi, dünyayı genişleterek sunması için hakikaten teşekkür edelim. Çünkü sadece Tolkien değil, yani Orta Dünya tarihi değil, ondan türeyen yüzlerce şeyi de görmemize, Star Wars'u görmemize neden olduğu için teşekkür edelim.
babasına çok sadık kalarak babasını anlayabildiğini kişisel olarak düşünüyorum. O yüzden babasını anlayabildiği için ona çok teşekkür ederim. Bir de hakkında okuduğum her detayda şunu gördüm. Yani inanılmaz beyefendi, inanılmaz sakin, inanılmaz soğukkanlı. Ama bütün bunları yaparken pısırık ya da ezik değil, bütün beyefendinin yanında kararının arkasında duran, kararını asla mantıksal bir neden olmadığı sürece değiştirmeyen ve dünyayı 95 yaşında terk etmesine rağmen son yıllarına kadar çok doğru algılayan, bu filmlerdi, oyuncaklar bilmem nelerdi, bu dünya nereye gidiyor, bu dünya bizim değer verdiğimiz her şeyi bozuyor fikrine, ne aydınlığına sahip olan biri olarak var olduğu için teşekkür etmek gerekir muhtemelen. Yani hakikaten Christopher Tolkien çok teşekkürler diyelim. Mandos'un selam salonlarında görüşürüz diyelim bir gün belki.